Canım arkadaşlarım selamlar, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Trigonometri kampında bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu, sevgili arkadaşlarım hemen bakalım ne tarafta görünüyor, şu tarafta görünüyor. Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağıntıları işleyeceğiz. Yani trigonometrik özdeşliklerden bahsedeceğiz. Neler denklenmiş, neler özdeşlikmiş, özdeşlik demek ne demekmiş, yani böyle tatlı minnoş bir ismi var da özdeşlik. Yani düşünsene özdeşlik, böyle tatlı minnoş bir ismi var ama ne demekmiş çoğumuz bilmiyoruz. İşte bundan bahsedeceğiz arkadaşlar ve trigonometrik özdeşlikleri verdikten sonra bunlarla alakalı bol miktarda örnek çözeceğiz. Ve bu bol miktarda örneğin içerisinde böyle seni tavan yaptıracak. Yani bu konu var ya trigonometrinin aslına bakarsan en güzel, en önemli konusu. Niye diye soracaksın bana? Çünkü güzel kardeşim sen ee, bu bundan önceki işlediğimiz konularda hani yapıyorduk ya böyle kenarlara trigonometrik oranlar cinsinden değerler yazıyorduk. İşte sen o oranları yazarken dahi bunların mecburen kullanmak zorundasın. Ve bunları bilirsen o oranları çok daha rahat yazacaksın. Bunları bilirsen trigonometrik denklemleri çok kolay çözeceksin. Eğer bunları bilirsen aradığın cevap eğer şıklarda yoksa enseyi karartmayacaksın. Diyeceksin ki aa tamam bu yoksa bu vardır çünkü ben kendimden eminim diyeceksin. Ve o cevabı da şıklarda bulmana yardımcı olacak. Evet gençler mikrofonumuzu da şöyle alalım. Hazırsanız eğer kaleminiz, silginiz elinizde ise, kitabınız önünüzde ise ve sevgili arkadaşlarım bu kitaptan işlediğimizde söylemeyi unutmayalım. Açıklama kısmında satış linki mevcut arkadaşlarım. Alabilirsiniz oradan. Ve sevgili arkadaşlar karşınızda da şöyle yakışıklı mı yakışıklı SML hoca varsa artık geçebiliriz dersimize. Hadi bakalım. Şimdi trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağıntılar dedik. Şöyle şurayı biraz yaklaştıralım bakalım. Şöyle ekranı fullleyelim. Rahat rahat yazalım. Güzel güzel yazalım. Şimdi sin kare x artı kos kare x arkadaşlar trigonometride sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1'dir. O zaman sin kare x şudur. Ya demek yerine önce biraz yorum yapalım değil mi? Şimdi bir tane dik üçgenimiz olsun. Ee, bu dik üçgenin de sevgili arkadaşlarım hipotenüsü 1 olsun. Şurası da x derecelik açı olsun. Aa, şurası da hipotenüsten bahsediyorsa burası diktir değil mi? Şimdi şurası ne oluyordu? Birin hemen komşusundaki kosinüs x oluyordu. 1 çarpı kosinüs x. Burası da 1 çarpı sinüs x oluyordu. E şimdi Pisagor teoremini uygularsam burada sin kare x ile kos kare x'in toplamının tabii ki 1 olduğunu görürsün. İşte bu trigonometrinin temel özdeşliğidir. Bu çok önemli arkadaşlar. Trigonometrinin temel özdeşliği. Peki özdeşlik demek ne demek? Şimdi arkadaşlar sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Aslına bakarsan bir denklemdir de. Ama biz buna özdeşlik diyoruz çünkü bütün x değerleri için sağlar. Bütün x değerleri için sağlayan bir ifade bulduğun zaman o ifade artık denklemden ziyade bir özdeşliktir. Tamam hepsi için sağlıyorsa. Sin kare x cos kare x'i karşıya atarak 1 eksi cos kare x olarak elde edebilirsin bunu. Cos kare x'i de tabii ki sin kare x bu sefer karşıya atarsan 1 eksi sin kare x biçiminde bunu da elde edebiliriz. Tanjant x daima sinüs x bölü kosinüs x'tir sevgili gençler. Kotanjant x de tanjantın çarpımsal tersiydi biliyorsun. O halde bu da kosinüs x bölü sinüs x'tir diyeceğiz. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı. Şimdi sen gidip bununla bunu çarparsan sin x'ler birbirini götürür. Kos x'ler birbirini götürür değil mi? E bundan kaynaklı da ne olur arkadaşlar? Karşımıza bir çıkar. Bu da trigonometrinin ikinci özdeşliğidir en çok kullanacağımız özdeşlik yukarıdakidir. 1. Ondan sonra da 3'tür. Sekant x bizim için 1 bölü kosinüs x'tir. Kosekant x de 1 bölü sinüs x'tir. Sanki bunlar özel bir trigonometrik fonksiyonmuş gibi sevgili arkadaşlarım. 1 bölü kosinüs ve 1 bölü sinüs olduğunu unutmayacaksınız sekant ve kosekantın. Sekant kare x diyor şimdi. Sekant kare x dediğimiz şey e, unutma ki sekant neydi? 1 bölü üstü değil mi? 1 bölü kosinüs x'ti. E şimdi ben bunun karesini alırsam 1 bölü kos kare x olur. 1 bölü kos kare x olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada bu 1 bölü kos kare x'i şu şekilde de düşünebiliriz. Ben 1'i yukarıda sin kare x artı kos kare x biçiminde yazacak olursam ve buraya da kosinüs kare x'i yazarsam bak yukarısı 1. Hala bunun eşiti bak sekant kare x'i buluyoruz ya Sekant buydu. Karesi buydu. O zaman ben buradaki 1'i aha da şu şekilde yazarım dedim. Sin kare x artı kos kare x biçiminde. Daha sonrasında bunu da sin kare x bölü kos kare x artı kos kare x bölü kos kare x biçiminde yazarsam sin kare x'i kos kare x'e bölersem tanjant kare x'i bulurum. Kos kare x'i kos kare x'e bölersem de 1 bulurum. Yani sekant kare x aslında 1 artı tan kare x'miş. O halde kosekant kare x tahmin edin bakalım neymiş. 1 artı kotanjant kare x'miş. Bunu da e, şu şekildeki mini ispatını size bırakıyorum. Özellik var. Ne diyormuş bakalım. Trigonometrik fonksiyonlarda sadeleşme işlemleri yapılırken tüm ifadelerin sevgili arkadaşlarım bir şey ve bir şey cinsinden yazılması çözümleri kolaylaştırır. Şimdi trigonometrik fonksiyonlarda sadeleşme yapacaksak eğer biz tüm ifadeleri sevgili arkadaşlarım sinüs x ve kosinüs x biçiminden yazarsanız yani sinüs ve kosinüs biçiminden cinsinden yazarsanız çözümleri mutlak surette kolaylaştırırsınız. Aklınızda bulunsun. Örnek 1. Sin kare x bölü 1 eksi cos x artı sin kare x bölü 1 artı cos x. Şimdi sin kare x alt tarafta ne var? Kosinüs x var. E şimdi sinüsü kosinüs veya kosinüsü sinüs cinsinden yazabiliriz. Şunu yazmak daha karlı olacaktır. Biliyorsun ki sin kare x bizim için 1 eksi cos kare x'ti. Hemen bunu buraya yazdım. Daha sonrasında dedim ki 1 eksi kos kare x aslında 1'in karesi eksi kosinüsün karesidir. Dolayısıyla üst taraf 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x olacaktır. Şöyle yazdım. Daha sonrasında bölü dedim. Bölü. Alt tarafta ne var? 1 eksi kosinüs x var. Hemen bunu da yazdım. Bir yan tarafta artı dedim. Şimdi yoluma devam ediyorum. Sin kare x 1 eksi kos kare x'ti. Yani o da 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x'ti hocam. Evet aynen öyle. Daha sonrasında bölü dedim. Alt tarafta ne var? Payda kısmında 1 artı kosinüs x mevcut. Şimdi güzel kardeşim bak. Burası ve burası çarpım durumunda olduğu için 1 eksi kosinüs x bir 1 eksi kosinüs x. Burada da 1 artı kosinüs x bir 1 artı kosinüs x birbirini götürür. Ve böylelikle sol tarafta 1 artı kosinüs x kaldı. Sağ tarafta da 1 eksi kosinüs x kaldı. E burada da hocam artı kosinüs x ile eksi kosinüs x birbirini götürür. Ve 1 ile 1'in toplamı bize 2'yi yani cevabı verir diyebiliriz. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Ben biraz şöyle kayacağım. Aynen rahat oturamadım. Ya, yani, ha tamam şimdi oldu. Örnek 2. Evet şimdi tam oturdum. Bak oturuş stilim demek ki kamerayı tam orta, ortalıyormuş. Tam ortalı değildim zaten az önce. Belli oluyordu lan bir rahatsızlık var diyorum ama o rahatsızlık ne şimdi buldum arkadaşlar. Güzel oldu. 1 artı tan x bölü 1 artı kot x. Şimdi tan x neydi arkadaşlar? Sin x bölü kos Sinüsleri, sin x s ile göstereceğim. Kosinüs x'leri de c ile göstereceğim izninizle. Şimdi 1 artı tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. Yani s bölü c idi. Alt tarafta da 1 artı kosinüs bölü sinüsümüz mevcut. Şimdi buraya gelecek olursak 1 ile c'yi çarptım s ekledim. Böylelikle c artı s bölü c geldi. Alt tarafta da bununla bunu çarptım. S artı c bölü S geldi. Şimdi dikkat edin C artı S'ler birbirini götürür. Bunu da ters çevirip çarparsam eğer ne gelir? S bölü C gelir. S bölü C neydi arkadaşlar? Sinüs X bölü kosinüs X'ti. Ki bu da tanjant X'in ta kendisiydi. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Tanjant X olacakmış diyebiliriz. Evet devam edelim sağ üst tarafta 3. örneğimizle. 1 bölü sin kare x'ten 1 eksi tan kare eksi çıkar demiş bize şimdi. Öncelikle 1 bölü sin kare eksi olduğu gibi yazdım. Art eksi 1 bölü bak bu tan kare x demek. Sin kare x bölü kos kare x demek tamam mı? Daha sonrasında eşittir dedim. Eşittir dedim. Devam ediyorum. 1 bölü sin kare x eksi. Şunu ters çevirip çarparsanız. Kos kare x bölü sin kare x gelir ki şanslıyız mı acaba? Yoksa yazar mı öyle düşünmüş? Şanslı olduğumuzu düşünelim. Paydamız ikisinde de sin kare x olduğu için artık rahatlıkla tek bir kesir halinde yazabilirim ben bunu. 1 eksi kos kare x bölü sin kare x biçimde yazdım. Birden kos kare x'i çıkardığımız takdirde ne kalıyordu elimizde? Sinüs kare kalıyordu. Sin kare x bölü sin kare x bize cevabı verecek ki zaten bu da birin ta kendisidir. O halde cevabımız da birdir diyeceğiz gençler. Devam ediyorum dördüncü örnekle. Şimdi buraya bakalım neler demiş neler yapmış öncelikle. Bir dediğimiz şey iyi dinle bak şimdi. Sin kare x'i yazdım. Eksi koydum. Parantezi açtım. Sin kare x artı kos kare x 1. Parantezi kapattım. Eksi kosinüs kare x dedim. Daha sonrasında bölü diyorum. Bölü. Devam ediyorum. Kos kare x eksi 1. Bu aslında eksi parantezinde 1 eksi kos kare x'tir. Ve eksi parantezinde 1 eksi kos kare x de eksi parantezinde sin kare x'tir. Yani eksi sin kare x'miş arkadaşlar alt taraf. Onu bu şekilde yazdım. Eşittir diyorum. Şimdi burada sin kare x'ten sin kare x çıktı 0. Eksi cos kare x eksi cos kare x de, eksi 2 cos kare x geldi bak burası. Bölü alt kısımda ne var? Alt kısımda eksi sin kare x var. Şimdi eksiler birbirini götürdü artı yaptı. Buradaki cos kare x, sin kare x'e bölecek olursam kot kare x gelir. E bir de başında 2 çarpanı vardı. Dolayısıyla 2 çarpı kotanjant kare x bize cevabı verir diyeceğim gençler. Devam ediyorum 5. sorumla. Cos kare x bölü demiş. Şimdi cos kare x aşağı tarafta sin x olduğu için ben bu cos kare x'i sinli biçimde yazayım tamam mı? 1 eksi sin kare x'tir bu vatandaş. 1 eksi sin kare x'i de biliyorsun 1'in karesi eksi sinüsün karesi olduğu için 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x'in ta kendisidir. Alt kısımda ne var? Bölü 1 artı sin x var bak gördün mü onu? Ne güzel birbirini çıtır çıtır götürecek şimdi. Artı bir de neyimiz var? Sinüs x'imiz var. Sen cevabı çoktan gördün ama ben ağır ağır yazmaya devam ediyorum. 1 artı sin x'ler birbirini götürür. Böylelikle burada ne kalır arkadaşlar? Eşittir şuraya koyalım. 1 eksi sinüs x kaldı. Hemen yanına da bir tane sinüs x eklemiş. Neden eklemiş? Çünkü o eksi sin x artı sin x birbirini götürsün de cevap 1 olsun diye bu şekilde yazmış sevgili sayın yazarımız. Evet devam ediyorum. Gençler 24. sayfamda 6. örnekteyim artık. Sekant x bölü tan x artı kot x demişim. Sekant x biliyorsun ki bir bölü kosinus x'ti. Bunu bu şekilde yazdım. Bölü alt kısma bakıyorum şimdi. Tanjant x demiş. Tanjant x sin x bölü kos x'ti gençler. Artı kotanjant x de kos x bölü sinüs x'ti. Böylelikle ben payda kısmını birbiriyle toplayabilmek adına burayı sinüs x ile genişletmem gerekiyor. Burayı da kosinus x ile genişletmem gerekiyor. Eşittir dedim. Devam ediyorum. 1 bölü kosinüs x'i yazdım yukarıda. Bu birazdan bir şeylerle sadeleşir illaki. Burada sin x ile sin x'i çarptım. Sin kare x artı cos x ile cos x'i çarptım. Paydalar eşit olacak zaten. Tek bir paydada yazacağım. Sin kare x artı cos kare x bölü. Sin x çarpı cos x geldi dikkat ettiysen. Şimdi burası eşittir diyorum. Eşittir. 1 bölü kosinüs x bölü daha sonrasında sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1'di gençler. Dolayısıyla 1 bölü sin x çarpı cos x dedim. Şimdi pay kısmının paydasına baktım cos x var. Payda kısmının paydasına baktım cos x var. Bunu da ters çevirip yukarıya çarparsam sin x bölü 1'den cevap sinüs x gelir. Bu da bize cevabı verir sevgili gençler. Devam ediyorum örnek 7 ile. 14 sin kare x artı 12 cos kare x eksi 15 bölü falan filan demiş. Şimdi bakalım neler yapılabilir. Öncelikle 14 sin kare x vardı. Burada da 12 cos kare x var. Ben hemen 14 sin kare x'i şu şekilde yazmak istiyorum. 12 sin kare x. Hatta ve hatta bunu şöyle kenara çekelim. Tamam mı? Diyelim ki öncelikle 2 sin kare x artı 12 sin kare x diyelim. Böylelikle 14 sin kare x elde ederim. Artı 12 tane cos kare x. Eksi 15'imiz var burada. Daha sonrasında bölü dedim. Alt kısma bakıyorum şimdi. Eksi 2 kos kare x eksi 2 cos kare x diye yazdım. Böylelikle toplarsanız eksi 4 cos kare x'i bulursunuz. Eksi 2 bir de sin kare x var burada. Artı bir de birimiz var. Öncelikle şu ikisini 12 parantezini alıp toplarsanız burası 12'nin ta kendisi gelecektir. Çünkü sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1'di. 12'den hemen buradaki 15'i çıkardım. Eksi 3 yaptı. 2 sin kare x eksi 3 geldi burası bölü. Alt kısımda ne varmış? Şunların ikisini e, e, pardon özür dilerim onlar değil. Şunların ikisini eksi 2 iki parantezin alıp toplarsanız eksi 2 gelir. Çünkü sin kare eksi ile kos kare x'in toplamı 1'di. Eksi 2 bir daha eksi 1 yapar. Bak burası da ne oldu? Eksi 2 kos kare x eksi 2 olmuş oldu. Şimdi cevap tabii ki de bu değil. Tamam. Cevabı bulabilmek adına şöyle bir şeyler yapalım. 2 sin kare x eksi 3 demiş ya. Ben bu 2 sin kare x'i 2 parantezinde 1 eksi kos kare x biçiminde yazmak istiyorum. Eksi bir de burada 3'ümüz var. Pay kısmından oluşuyor burası. 2 eksi 2 kos kare x. Eksi 3 geldi dikkat ettiysen. Bu da bana eksi 2 kos kare x. 2'den 3'ü çıkardım. Eksi 1'i verir. Yani eksi parantezinde 2 kos kare x. 2 kos kare x artı 1'i vermiş oldu. Pekala alt kısma bakıyorum. Alt kısımda da gençler eksi 2 cos kare x şurada eksi 2 mi dedik? Eksi 2 ile 1'i toplarsam eksi 1 yapar be. Eksi 1 yapar şurası. Kusura bakmayın orayı yanlış yazmışım. E şimdi madem öyle şunu da yazmama hiç gerek yok. Şurayı sileyim ben. Şöyle güzelce. Şimdi benim pay kısmım ne gelmişti? Eksi 2 kos kare x eksi 1. E payda kısmında eksi 2 kos kare x eksi 1'di. O zaman ikisini birbirine oranlarsam cevap tabii ki de 1 gelir. Doğru cevabımız 1'di dedim. Evet devam. 8. örnek. Tan A bölü 1 artı sek Şimdi artı 1 artı sek bölü tan A var. He, şimdi tanjant A dediğimiz şey sinüs A bölü kosinüs idi biliyorsun. Daha sonrasında bölü dedim. Alt kısımda 1 artı sekant a dediğim şey 1 bölü kosinüs a'ydı biliyorsun. Eşittir üst taraf aynı şekilde kalsın. Sin a bölü kos a dedim. Daha sonrasında bölü. Alt kısımda 1 ile kosinüs a'yı çarptım 1 ekledim. Yani kosinüs a artı 1 bölü kosinüs a gelmiş oldu. Burada payda kısmındaki kosinüs a'lar birbirini götürürse artık burası sinüs a bölü Kosa artı 1 olacaktır. Şimdi dikkat et bunu buraya bunu buraya almış. O zaman benim birinci ifadem yani şurası sevgili arkadaşlarım şuna eşitse ikinci ifade şu o da neye eşittir biliyor musun? Artı diyorum bak yanına kosinüs a artı 1 bölü sinüs a'ya eşittir. Yani çarpımsal tersine eşittir. Çünkü birbirinin tersini almış toplarken. Şimdi ben diyorum ki burayı sinüs a ile çarpacağım. Burayı da kosinüs a artı 1 ile genişleteceğim. Genişlettiğim takdirde neler olur bir bakalım. Sinüs a çarpı sinüs a sin kare a yapar. Sin kare a artı. şuna şunu çarparsam aslında karesini alıyor gibi düşünün. Kos kare a artı 2 kosinüs a artı 1 gelir. Bölü bölü alt kısımda da şu oluşur. Sinüs a çarpı sin a çarpı kos a artı sinüs a oluşur. Şimdi gençler burada bir sin kare a var bir kos kare a var bunların toplamı 1 zaten. 1 ile 1'i topladım 2 yaptı. 2 artı 2 çarpı kosinüs a geldi üst taraf. Alt tarafa bakıyorum sinüs a parantezinde sinüs a parantezinde kosinüs a artı 1 geldi. Üst tarafa 2 parantezini alırsanız orası da 1 artı kosinüs a gelecektir. Ve bölü alt kısımda sinüs a parantezinde 1 1 artı kosinüs a'mız var. E şimdi çarpım durumunda oldukları için şu iki ifade birbirini götürür. Cevap 2 bölü sinüs a gelir. 2 bölü sinüs a da 2 çarpı kosekant a'nın ta kendisidir. Yani cevabımız karşımıza çıkmış oldu böylelikle. İnci gibi yazdım anlattım sizlere. Devam ediyorum 9. sorumla. Acaba şöyle yazsam daha da bir inci gibi yazabilir miyim diye düşünüyorum. Bence yazarmışım. O yüzden bir tık kalemlerimizi inceltmekte fayda var. 0.7'den 0.5'e geçtik sevgili gençler. Kimler 0.7 ile yazmak istiyor, 0.5 ile yazmak istiyor bir öğrenelim bakalım. Mesela ben 0.7 ile asla yazamam. Hep 0.5 ile yazmak isterim. Sadece mecbur olduğum durumlarda 7'yi kullanırım. Hele 0.9 falan hak getire yani. Bir belirtin bakalım 0.5 ile yazan kimlermiş? 0.5 uç isteyen var mı diye bağıranlar kimmiş sınıfta? Sin x bölü 1 eksi cos x eksi cot demiş. Bölü cot x var. Şimdi şu kısım sinüs x bölü 1 eksi kosinüs x. Bu böylece kalsın tamam mı? Bu böylece kalsın. Eksi kotanjant da neydi? Kosinüs x bölü sinüs x'ti değil mi? Şöyle yazdım. Daha sonrasında bölü demiş. O bölüyü boş verin gençler. Çarpı diyelim biz. E, kotanjant x neydi? Kosinüs x bölü sinüs x'ti. Çok güzel. Şimdi ha, bölü demişti. Bölüyü ben çarpı yaptıysam bunları yer değiştireceğim. Böylelikle ne diyeceğim arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x diyeceğim. Normalde kotanjant kos bölü sindi ama burada bölüm vardı. Ben onu çarpı yapınca sin x bölü kos x oldu. Ee, daha sonrasında bu ifadeyi direkt içeri dağıtsam ben. <laughs> direkt içeri dağıtsam. Yani önce şunla şunu çarpsam. Sin kare x gelir. Bölü alt kısımda kos x eksi kos kare x gelir bak. Şu şekilde. Eksi Bununla bunun çarpımı zaten bize 1'i verecektir. Şimdi benden bu isteniyor aslında. Bunu yaparken de ben şu 1'i buradan kaldırırım. Yine 1 olacak şekilde cos x eksi cos kare eksi yazarım buraya. Bölü cos x eksi cos kare x yazarım. Böylelikle neyi elde etmiş oldum? 1'i. Şimdi paydalar eşit olduğu için artık rahatlıkla sin kare x'ten şu kısmı çıkarabilirim. Bak çıkarıyorum ya. Hop. Artı mı yapar burası? sin kare x artı kos kare x neyi verir bize? 1'i. Eksi kosinüs x kaldı bak orada. Üst taraf sadece bu oldu. <laughs> Şunla şunun toplamı 1 oldu. Bir de eksi kosinüs x'imiz var. Payda kısmımızda da kosinüs x parantezini aldığımız takdirde yine 1 eksi kosinüs x'i elde etmiş oluruz. 1 eksi kos x'ler birbirini götürür. 1 bir bölü kosinüs x bize cevabı verecek. 1 bölü kos x de biliyorsun ki sekant x'in ta kendisi. Dolayısıyla cevabımız sekanttı gençler. Evet burada da soru kalmadığını görüyoruz. Sağ üst tarafa 10. sorumuza doğru yollandık bakalım. Nerelere götürecek bizi bu soru? Cos x artı 1 çarpı sekant eksi 1 demiş şimdi. Cos x kalsın burada yani ona yapacak bir şey yok. Cos x artı 1. Ama sekanta yapacak şeylerimiz var. Sekant dediğimiz şey normalde neydi? 1 bölü cos x'ti. Dolayısıyla ben bundan cos x, eksi, cos x bölü cos x'i çıkarmak istiyorum. Böylelikle 1 eksi kosinüs x bölü payda kısmımız yine kosinüs x olmuş oldu. Bölü dedim. 1 eksi sin kare x çarpı tan kare x. Şimdi 1 eksi sin kare x'in kendisi zaten kot, kosinüs kare x'ti. Tanjant kare x biliyorsun sin kare x bölü kos kare x'tir. Bu şu an sadece payda ile ilgileniyorum. Kos kare x'ler birbirini götürürse paydamız sadece ama sadece sin kare x'miş. Şimdi şuraya bakalım. Şu cos kare x artı 1 cos x artı 1 var ya ben onu 1 artı cos x biçimde yazmak istiyorum. Şimdi burayı sildim. 1 artı cos x yazdım. Yani cos x ile 1'in yerini değiştirdim. Amacımı söyleyeyim. Şunu rahat bir şekilde görebilmem. Ben bunları çarparsam 1 eksi cos kare x yapar. 1 eksi cos kare x de biliyorsun sin kare x'in kendisiydi. Bölü bir cos x'imiz var. Bölü bir de sin kare x'imiz var. Bak bunun paydasında 1 varsa Pay kısmının payında sin kare var. P payda kısmının payında da sin kare var. Cevap cos x bölü 1. Yani kosinüs x'miş arkadaşlar. Tamam. Cevabımız e, bakalım özür dilerim. Buraya götürdüm buraya götürdüm. Elimize sadece bu kaldı. Ters çevirip çarparsam 1 bölü cos x gelir arkadaşlar. Şurada 1 kalmıştı çünkü. Üzgünüm. Üzgünüm. Burası ne oldu? 1 bölü kosinüs x kaldı. 1 bölü kosinüs x'e neye eşittir? Sekant x'in ta kendisidir diyebiliriz. Kusura bakmayın az daha işlem hatası yapıyordum. Velhasıl yapmadım. Siz de sınavda böyle olun. Tamam yani tam yapacakken kurtarmaya bakın. Yok arkadaşlar tam yapacağı boş verin. Hiç yapmayın siz. Tamam yani biz yapalım burada da işlem hatası şudur budur. Çünkü bizim ee, siz bu işlem hatalarını anlıyorsunuz gerçi. Onda sıkıntı yok. Hani sizi yanlış yönlendirmek gibi olsun. Biz de yapmayalım da. Sizin sınavda işlem hatası yapmamanız bence daha mühim. Tamam. 10. örneğimizi çözdük. Geçtik 11'e. Şimdi paydamız 1 eksi kosekant ve 1 artı sin x var. Şu 1 eksi kosekant dediğimiz payda aslında 1 eksi 1 bölü sinüs x'tir. Doğru mu? Ve hatta bu da bununla bunu çarptım. Bunu çıkardım. Sinüs x eksi 1 bölü sinüs x yapar. Şimdi bunun paydası bu. Kotanjant x dediğimiz şey kosinüs x bölü sinüs x'tir. Bölü bunun paydasında ne varmış? Sin x eksi 1 bölü sinüs x varmış. Bu cepte. Artı diyorum devam ettim. Burada bir kosinüs x'im var. Burada da bir artı sinüs x'im var. Güzel. Şimdi bak Birinci ifadede yani sol taraftaki ifadede payın paydası sinüs paydanın paydası da sinüs. O halde burada sadece kosinüs x bölü sin x eksi 1 kaldı. Sinüs x eksi 1 kaldı. Artı şu artı 1 gibi oldu onu düzelteceğim. Şöyle 1 yapalım. Artı burada da kosinüs x bölü sinüs x artı 1 var. Yani 1 artı sin x yazmadım da sin x artı 1 yazdım. Sıkıntı var mı? Yok bence. Şimdi gel kardeşim burayı sin x artı 1 ile genişlet. Gel kardeşim burayı da sin x 8'i 1 ile genişlet. Kabul. Ben bununla bunu çarparsam ee, sin x cos x sin x cos x artı cos x gelir. Şununla şunu çarparsam artı sin x cos x eksi cos x gelir. Daha sonrasında bölü diyorum. Payda kısmına bakacak olursanız sin kare x eksi 1 gelir. O da eksi cos kare x'tir. Neydi bak yazıyorum buraya sin kare x eksi 1. Bu aslında eksi parantezinde 1 eksi sin kare x değil midir? 1 e eksi sin kare x kos kare x değil miydi? Demek ki eksi kosinüs kare x geliyormuş. Tamam buradan geliyor bu. Şimdi şuraya bakalım. Artı kos x ile eksi kos x'in birbirini götürdüğünü görüyoruz. Üst tarafta sadece 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x mi kaldı? Aynen o kaldı. Alt tarafa bakıyorsun. Eksi çarpı kosinüs x çarpı kosinüs x mi kaldı? Böyle yazdım ki göresin. Kosinüs x'ler birbirini götürür. Sinüsün kosinüs hep oranı tanjanttı. Şunun şunun oranı da eksi 2. O halde eksi 2 çarpı tanjant x bize cevabın ta kendisini verir diyebiliriz. Cevap eksi 2 tan x'ti gençler. Ve devam ediyorum 12. örneğimle. Kos x eksi sin x bölü kos x artı sin x 1 bölü 3 olduğuna göre tan x de kot x'in toplamı bizden istenmiş. Bir içler dışlar çarpımı alalım seninle. Şöyle. 3 çarpı kosinüs x eksi 3 çarpı sinüs x eşittir diyorum. Sin x artı kos x oldu. Tamam. 1 ile çarparsam bu gelir. Daha sonrasında şuradaki kosinüs e, x'imizi şuradaki kosinüsün yanına atalım. Şuradaki eksi 3 sin x'i de buradaki sin x'in yanına atalım. Böylelikle 2 çarpı kosinüs x eşittir. 4 çarpı sinüs x'e eşit olsun. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek eğer kosinüs x'in 2 çarpı sinüs x'e eşit olduğunu görürüz ve her iki tarafı sinüse bölecek olursak da kotanjant x'in bak sinüse böldüm sinüse böldüm ne geldi? Şurası 1 burası da kotanjant geldi. Kotanjant x kaçmış? 2. Şimdi kotanjantın 2 olduğu bir dünyada tanjant kesinlikle 1 bölü 2'dir gençler. Bizden istenen 1 bölü 2 ile 2'nin toplamıdır. Doğru cevap da 5 bölü 2'nin ta kendisidir deriz. Evet devam. 13. örnekteyiz. Cos, cos x çarpı sin kare x eksi cos küp x demiş. Hemen yani cos x parantezini alırım ben bunu. Cos x parantezinde burada bir sin kare x kalır. Eksi burada da cos kare x kalır. Tamam. Daha sonrasında bölü dedim. Alt kısmı da sinüs x parantezini alalım madem öyle. Sin x parantezinde. Şurada yine sin kare x kalır. Eksi burada da cos kare x kalır gördüğünüz üzere. Ve dikkat ettiysen bunlar çarpım durumda oldukları için jortingen jortingen Kosinüs x'i sinüs x'e böl bakalım ne gelir? Kotanjant x gelir. Bu da bize cevabı verir tabii ki. Evet arkadaşlar 24. sayfayı da bitirmişiz. Geçtik 25. sayfaya 25 değil mi aynen 14. sorumuzdayız. Sin x artı 1 çarpı kosekant x eksi 1. Şimdi sin x artı 1'e yapacak bir şey yok. 1 artı sin x diye yazdım ben bunu tamam mı? Şöyle çarpı kosekanta yapacak şeylerimiz var ama kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüstü. 1 bölü sinüsten ben 1'i çıkaracağım. Yani sinüs x bölü sinüs x'i çıkaracağım. Aynı şey. Burası bana 1 eksi sinüs x bölü sinüs x'i verecek. Çıkardığım takdirde bu kalır. Şimdi pay kısmını olabildiğince düzenledim. Şimdi geldim payda kısmına. Ee, kot kare x dediğimiz şey. Kos kare x bölü sin kare x'ti biliyorsun. Bak bir de burada ne var? Bunu sinüsle çarp diyor. Hadi çarpalım. Bunu sinüsle çarparsam bununla şunun bir tanesi gider ve payda kısmında sadece cos kare x bölü sinüs x kalır bizimle beraber. Eşittir dedim yoluma devam ediyorum. Şimdi şuradaki 1 artı sinüs x ile 1 eksi sinüs x'i çarparsak ne gelir gençler? 1 eksi sin kare x gelir. 1 eksi sin kare x de biliyorsun ki cos kare x'in ta kendisidir. Bölü sinüs x'imiz var. Şimdi payda kısmına bakıyorum. Hayda. Cos kare x bölü sinüs x geldi değil mi? Ne kadar güzel ya. Trigonometri ne kadar güzel ya. Bak. Cart 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 cart. Cevap ne? bir? Hadi eyvallah. Devam. 15. soru. Falan filanı falan filana böldüm. En sade halini bul demiş. Ee, bulur muyuz? Buluruz. Şimdi sol tarafa sanki yapacak bir şey yok gibi duruyor. Ama şu sağ taraf var ya şurası. Buna biraz oynayalım. Tanjant dediğimiz şey Sinüs x bölü kosinüs x'ti biliyorsun. Bölü 1 eksi sekant x yani 1 eksi 1 bölü kosinüs x dedim hemen buraya. Üst taraf aynı kalsın. Sin x bölü kos x. Böylece kalsın burada dokunmayalım. Bölü şunu şunu çarptım. Kos x 1 çıkardım. Kos x eksi 1 geldi. Bölü kosinüs x'imiz mevcut. Şimdi burada pay kısmının paydasıyla payda kısmının paydası var. Birbirini götürdü. Demek ki artık burası neymiş arkadaşlar? Sinüs x bölü Cos x eksi 1'miş. Şimdi yan tarafı yazıyorum ben sana. Hiç dokunmamıştık oraya farkındaysan. Sinüs x bölü. Şu 1 artı kosinüs x'i ben kosinüs x artı 1 biçimde yazdım. Ki paydalar benzer olsun. Hemen payda eşitlemeye gideceğim. Cos x eksi 1 ile burayı. Cos x artı 1 ile burayı genişleteceğiz gençler. Tamam mı? Ve genişlettiğim takdirde de burası sin x çarpı cos x. Sin x çarpı cos x. Eksi sinüs x gelir artı şunu şunu çarparsam sin x çarpı kosinüs x artı sinüs x gelir. Bir de bölü alt kısımda neyimiz var? Kos kare x eksi 1. Şimdi alt kısmı çarptık kosinüs kare x eksi 1 geldi. Bu da eksi parantezinde 1 eksi kos kare x'tir biliyorsun. Şurası sin kare x'ti o zaman alt kısmımız neymiş? Eksi sin kare x'miş. Hemen yazdım buraya. Eksi sinüs kare eksi eksi sin x çarpı sin x yazdım. Tamam mı? Ona da itirazın yoktur herhalde. Eksi sin x artı sin x'i götürdüm. Üst taraftan neyimiz var? 2 çarpı sin x çarpı cos x'imiz var. Payda kısmında da eksi sin x çarpı sin x var. şimdi burada tabii ki sen şu sinüs x'de bu sinüs x'i götürürsün. Cos x'i sin x'e böldün. Kot x geldi. 2'yi eksi 1'e böldün. Eksi 2 geldi. Demek ki cevabımız eksi 2 çarpı kotanjant x'miş diyelim. Tamam. 15. örneğimi de çözdüm. Devam ediyorum. 16. örnekle ne demiş bakalım. 5 artı 6 sin kare x eksi 5 kos kare x bölü 2 tan kare x demiş. Şimdi 5'i buradaki 5'i ben 5 sin kare x artı 5 kos kare x biçiminde yazarım. Artı bunun yanında mis gibi 6 sin kare x'imiz var. Bir de eksi 5 cos kare x'imiz var gördüğünüz üzere. Şimdi burada eksi 5 kore x, x diyorum. Eksi 5 cos kare x'te artı 5 cos kare x birbirini götürdü ve şunların toplamı bize neyi verir? 11 tane sin kare eksi verir. Alt kısımda ne var? 2 tane kare x. Hmm. Yani 2 çarpı sin kare x bölü cos kare x mi var? Güzel. Şimdi ben buradaki sin kare eksi sin kare eksi götürürüm. Burada bir 11 bölü 2'miz zaten var. Bunu da ters çevirip yukarı çarparsam kos kare x gelir. Demek ki 11 bölü 2 kos kare x bize bu cevabı verir. 16. sorumuzun cevabını verir dedik. Ve sağ üst tarafa geçiyoruz. Sol altta örnek kalmamış. Evet biraz da açılı çözelim bakalım hadi. 1 eksi kos, kos 40 demiş bölü sin 40. Burada da sin 40 bölü 1 eksi kos 40 var. Şimdi öncelikle Öncelikle ben burayı 1 eksi kosinüs 40 ile genişletmek isterim. Burayı da sinüs 40 ile genişletmek isterim tabi doğal olarak. Bunu bunu çarparsam 1 eksi kos 40'ın karesi ya da kos 40 eksi 1'in karesi gelir. Bu da kos kare 40 eksi 2 kos 40 ve artı 1'i verirken artı şunu da şunu çarparsam sin kare 40 gelir. Sin kare 40 gelir. Şimdi bölü dedim alt kısma bakıyorum gençler. Alt kısımda ise dağıtalım. Daha dağıtmadan yazalım. Sin 40 parantezinde 1 eksi cos 40'ımız vardı değil mi bizim? Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlarım bakın. Üst tarafta sin kare 40 ile cos kare 40'ın toplamının siz bir güzel 1 yaptığını biliyorsunuz. Cart, cart. Burada 1 var, burada da 1 var. 2 yaptı. Burada da eksi 2 cos 40 var. O zaman 2 parantezinde 1 eksi cosinus 40 gelir. Üst taraf, alt tarafta da sinüs 40 parantezinde 1 eksi kosinüs 40'ımız var. Buradaki 1 eksi kosinüs 40'lar çarpım durumunda olduğu için Jortingen oldular. 2 bölü sin 40. Bu da 2 çarpı 1 bölü sin 40 biçiminde yazılabileceği için 1 bölü sinüs 40 da kosekant 40 olduğundan doğru cevabımız 2 çarpı kosekant 40 olacaktır diyebiliriz. Örnek 17'de çözdüm. Devam ediyorum 18'de. 0 küçük x küçük pi bölü 2. Neredeymiş o zaman bu? Birinci bölgede. Her birinin de pozitif olduğu bölgede. 1 artı cos x bölü 1 eksi cos x demiş. Hemen burayı 1 artı cos x ile bir çarpalım bakalım bir şeyler gelecek mi? 1 artı cos x ile 1 artı cos x'i çarparsam 1 artı cos x'in karesi yapar tabii ki. Bölü alt kısmında da 1 eksi cos kare x gelir. O da sin kare x'in ta kendisidir. Hemen bir de bunun nesi var tabii ki? karekökü mevcut. Artı. Aynı şeyleri yan tarafa uygulayacak olursam burayı 1 eksi cos x ile genişletecek olursam 1 eksi cos x'in karesi gelir bu sefer. Böyle alt kısımda 1 eksi cos kare x'ten sin kare x'imiz mevcut olur. Şimdi burada şurası gençler karesi var karesi var. Şimdi 1'e kosinüs eklemişiz. Kosinüs zaten birinci bölgede pozitifti. 1'e pozitif bir şey eklersen pozitif olur. Dolayısıyla 1 artı kosinüs x diye çıkar mutlak değer dışına. Sinüs zaten pozitif olduğu için burası da sinüs x diye çıkar. Artı 1 eksi kos kare x. Kosinüs zaten birden küçük veya eşit olduğu için burası da 1 eksi kosinüs x diye çıkar. Tabii ki burası da yine sinüs x'tir. Paydalar eşit olduğu için hemen şununla şunu toplayabiliriz. Eksi kos x artı kos x birbirini yer bitirir. 2 bölü sin x geldi. Sin x ne? 1 bölü sinüs x neydi? Kosekant'tı. Dolayısıyla 2 çarpı kosekant x bize cevabı verir sevgili arkadaşlarım. 17'nin de mi cevabı? Ha, o kosekant 40'tı bu kosekant x oldu aynen. 19. doğru muymuş cevabımız? Doğruymuş güzel. 19. örnekteyiz. Pi bölü 2 küçüktür x küçüktür pi demiş. Yani burası kaçıncı bölge oluyor arkadaşlar? İkinci bölge oluyor değil mi? Hatamız var mı? İkinci bölge. Var mı itirazın? Yok. Peki. Şimdi ikinci bölgede sekant x demiş. Yani 1 bölü kosinüs x demiş çarpı burada neyimiz var? 1 eksi sinüs x'imiz var. Eşittir. Kotanjant neydi? Kosinüs x bölü sinüs x'ti. Kosinüs x bölü 4 çarpı sinüs x diyebilirim o zaman ben buraya rahatlıkla değil mi? Pekala bu buna eşitse tanjant x'in değeri bizden isteniyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle burası 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x'tir diyeceğim. Eşittir bu da Kosünüs x. Yani görmeniz açısından böyle yazıyorum. Yoksa tabii ki sınav esnasında böyle detaylı detaylı yazmanıza gerek yok. Direkt çatır çutur içler dışlara girişebilirsiniz. Ee, böylelikle ne olur? Kos kare x eşittir. 1 eksi sin x ile 4 sin x'i çarparsam 4 sin x ve eksi 4 sin kare x'i buluruz. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapalım. Şu Kos kare x dediğimiz şey 1 eksi sin kare x midir? Aynen öyledir. Bu da eşittir. 4 sin x eksi 4 sin kare x dedim ben buraya. Tamam. Sonra ne yapalım biliyor musun? Şunu yapalım. Şunların hepsini sağ tarafa ya da hepsini sol tarafa toplayalım. Davet edelim. Buyurun bakalım. Eksi 4 sin kare x buraya gelirse 3 sin kare x kalır. 3 sin kare x kalır. 4 sin x bu tarafa gelirse eksi 4 sin x olur. Ve artı bir de birimiz var buradan nur topu gibi. Eşittir 0 dedim. Şimdi bak iyi dinle burayı. Ben yani burayı 3 sin x'e diye çarpanlarına ayırırsam burayı da eksi 1'e eksi 1 diye ayırırım. Çarpımları 1 olur. Şu şekilde çarpraz çarp topladığın takdirde de az daha çayı döküyordum. Bu şekilde çarpraz çarp, topladığın takdirde de eksi 4 sin veriyor. Dolayısıyla hemen şuradan sinüs x eşittir. Şunun eksilisi 1 bölü katsayı 1 bölü 3'tür. Ya da sinüs x eşittir 1'dir diyeceğim. Şimdi Sinüs x eşittir 1 bölü 3 için ve sinüs x eşittir 1 için tanjant değerlerini bulmamız gerekiyor bizim. Tabii ki de dik üçgene ihtiyacımız var değil mi? Şimdi bunun için dik üçgeni çizdin ama şunun için çizme. Çünkü sin x 1 ise x eşittir ne oluyor? 90 derece. Şimdi o zaman hemen bulalım hocam tanjant 90 dereceyi. Hadi bul. Bulaman çünkü niye? Tanımsız bu. Değil mi? Tam 90 tanımsızdı. Peki... Şurası dik dedim hocam şurası x olsun bunun sinüsü 1 bölü 3 ise bu demek ki burası 1'miş burası 3 o zaman burası da 2 kök 2'nin ta kendisi olur. E, tanjant x sorulmuştu karşı bölü komşu yani cevap 1 bölü 2 kök 2'dir. Eğer ki şıklarda yoksa yani sınav esnasında çıktı diyelim şıklarda yok kök 2 ile genişletirsin kök 2 bölü 4 veya 1 bölü 2 kök 2 bize cevabı verir diyebiliriz. Tabii ama şöyle bir durum var ikinci bölgede olduğunu kullanmadık. İkinci bölgede tanjant neydi? Negatif. Demek ki cevabımız eksi kök 2 bölü 4 ya da eksi 1 bölü 2 kök 2 olacak sevgili arkadaşlarım. Aynen. Tamam. Evet 25. sayfamızda çözdük ve devam ediyoruz. 26. sayfamızda 20. örnekteyiz gençler. M'yi sinüs x olarak vermiş. N'yi de kosinüs x olarak vermiş. 1 artı m kare çarpı ne kare demiş. Yani bu ne demek? 1 artı m kare sin kare x'ti. Hemen yazdım. Ne kare de cos kare x olur. Değil mi? Şimdi bölü buraya geldim. m üzeri 6, n üzeri 6 artı 4 m kare ne kare var. Hayda. Ne ki lan bu? Ne ki acaba? Değil mi? Ya bir garip durmuyor mu? Bir korkutucu durmuyor mu? Valla duruyor. Korkutucu duruyor. Ne yapacağız? Şimdi rahat olun gençler. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi şu m üzeri 6 dediğimiz şey ne? Sin üzeri 6x. Ne üzeri 6 dediğimiz şey de? Kos üzeri 6x artı 4 tane sin kare x artı e, çarpı. Özür dilerim. Çarpı. Kos kare x'imiz mevcut. Şimdi alt taraf üst tarafa, üst taraf alt tarafa benziyor mu benzemiyor mu orasına biz karar vereceğiz. Benzetebilirsek benzer. Benzemezse, benzetemezsek bittik zaten. Şimdi öncelikle... Sin üzeri 6 artı kos üzeri 6. Ben bunu nasıl elde edebilirim? Neler yapabilirim? Buna bir bakmamız gerekiyor bizim. Ee, sin üzeri 6 ve kos üzeri 6'yı sevgili arkadaşlar şu şekillerde elde edebiliriz. İyi dinle beni. Öncelikle derim ki ben sin kare, x'de cos kare x de kos kare x'in eğer toplamının küpünü alırsam birincinin küpü sin kare x'in küpü sin üzeri 6 x gelir. Artı daha sonrasında 3 çarpı sin üzeri 4x çarpı cos kare x artı 3 çarpı sin kare x çarpı kos üzeri 4x gelir ve artı kos üzeri 6x gelir. Şimdi hocam şu kısım 1 değil miydi zaten? Evet 1'in küpü de 1 yapar. Eşittir. Bak yazıyorum sin üzeri 6x artı hemen şuradakini de yanına yazı verelim. Kos üzeri 6x zaten burasıydı bana lazım olan. Artı diyorum 3 parantezinde hatta 3 sin kare x çarpı kos kare x parantezini alırsam ben burayı şurada sin kare x'imiz kalır. Artı şurada da kos kare x'imiz kalır. Ve burası ne hocam? 1. O zaman burayı da görmeye gerek yok. Yani aslına bakarsan sin üzeri 6 x ile kos üzeri 6 x'in şuradaki toplamı şunu karşıya atarsak 1 eksi 1 eksi 3 tane sin kare x artı çarpı üzgünüm kos kare x'miş. Tamam bunu bulduk ya. Şimdi getirip şurada yerine yazacağım. Bak yazıyorum. 1 eksi 3 sin kare x çarpı kos kare x. Bir de burada ne var? 4 sin kare x kos kare x var. Artı 4 sin kare x çarpı kos kare x'imiz var. Burada 4 sin kare x kos kare x'ten 3 sin kare x kos kare x'i çıkarırsan alt taraf ne olur? 1 artı sin kare x çarpı kos kare x olur. E üst tarafta ne vardı? 1 artı sin kare x cos kare x vardı hayırlı uğurlu olsun cevap kaçmış birin ta kendisi doğru cevabımız 1 olacaktı sevgili gençler evet 20. örneğimizi çözdük devam ediyorum 21 ile şöyle yapalım <laughs> ses çatallanmaya başladı İnşallah kaç soru 3 soru 3 soru daha 3 soru sonra sevgili arkadaşlarım yani 27. sayfa için diğer dersi rica edeceğim sizden çünkü Biraz ağır olacak gibi. Yani 42 dakika civarında bir şey olmuş. Ders olmuş. Yapacak bir şey yok. Ee, diğer derse sarkılacağız mecburen. Çünkü e, biraz ağır oluyor. Hem sizin açınızdan hem de kendi açımdan. Çünkü ses artık ses yıpranmaya başlıyor. Kusura bakmayın. Olur mu? Şimdi yukarıda o merkezli birim çember demiş. Ee, şuradaki kısmı. Az önce videoyu yani burada bir kesik attım videoya. Niye attım? Çünkü sevgili arkadaşlar soru uzun olduğu için ekrana da sığsın ve sen de görebilesin diye bayağı bir uğraştım. Altayın yukarı çık, altayın yukarı çık. O, o iş olmadı. Ben de dedim ki başlarım böyle işe. Ne yapalım? Şunu alayım şuraya kesim yapıştır da çocuk rahat etsin diye. Ha, şimdi rahat rahat büyük büyük çalışalım şöyle. Vallahi ya şöyle niye akıl edemedim ki ben bunu? Evet. Ne diyor? EF. EF dediğimiz yer nere? Şura. Şimdi bunun e, y eşittir biri kestiği noktanın uzunluğuna ne diyordum ben? Kotanjant alfa diyordum. O zaman şuraya ne kalır? Şuranın tamamı 1 ise 1 eksi kot alfa kalır. Bak bu 1 eksi kotanjant alfa. Şimdi bir de ek lazım. Yani şurası. Şuranın tamamı tanjanttı. E şurası da 1'di. Demek ki tan alfa eksi 1'miş bu da. Tanjant alfa eksi 1. Bunları diyor ki topla. Şimdi güzel kardeşim bak artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürür. Üst taraf tan alfa eksi kot alfa olmuş olur. Şimdi alt tarafa bakalım neler varmış. OC uzunluğu şurası e cosinus x'ti burası. CP uzunluğu da sinüs x'ti. Demek ki alt tarafta ne varmış? Cos x artı sinüs x varmış. Şimdi rahat rahat çalışalım artık. Ne yapalım? Şurada çalışalım. Şöyle yapalım. Şuraya sığar bence. Bunun alfa cinsinden eşit sorulmuş. Ben size soruyu söyleyeyim. <laughs> tan alfa dediğimiz şey S bölü C idi. E, kot alfa C bölü S idi biliyorsun. Bölü alt kısımda S artı C'miz mevcut. Burayı S ile burayı C ile genişletirsem üst taraf S kare eksi C kare bölü S olur. Alt tarafta da S artı C'miz var. Şu S kare eksi C kareyi S artı C çarpı S eksi C biçimde yazarım. Bölü S C çarpı S artı C gelir. Bunu ters çevirip çarptım. S artı C'ler gider. Cevabımız S eksi C bölü SC olur. Bunu da S bölü SC eksi C bölü SC biçimde yazacak olursan 1 bölü C eksi 1 bölü S gelir. 1 bölü C 1 bölü kosinüs neydi? Sekant alfaydı. Eksi 1 bölü S de kosekant alfaydı. Demek ki cevabımız sekant alfa eksi kosekant alfa olacak diyeceğiz sevgili gençler. Doğru muymuş? Doğruymuş. Devam ediyorum. 22. soruya vallahi dilim falan sürçmeye başladı. Devam ediyorum falan diyorum yani. 22. örnek. Ya da bilmiyorum saat geç oldu. <laughs> o da o. şeyi hiç düşünmüyorum. Ee, bir gün gençler. Yeri gelmişken bahsedeyim böyle. Bir gün. Böyle var ya. insan hani böyle hasta olacağı zaman hisseder ya arkadaşlar. <laughs> biraz da böyle uykum açılmış olur. Bak çayımı içseydim unutmayacaktım. Hangi çay bu çay. Gençler şimdi bir gün hasta olmadan önce insan böyle hisseder ya. Onu hissettim tamam mı? Dedim ki ya dedim hasta olacağım ne yapsam ne etsem. Gittim önce iki tane limon çıkardım. Hasta olmaktan çok korkuyorum ben çünkü benim hastalığım çok pis geçiyor. İnşallah da olmam yani. İki tane limon aldım bir güzel sıktım. Onları bir fondip yaptım tamam mı? İçtim. Böyle bu, buraların falan yanına no, açıldım açıldım ama Yok arkadaş hala böyle o kadar yorgun, o kadar argın, o kadar kötü ki böyle bünye falan. Olmaz dedim. Başka dedim yapacak bir şey bulmam lazım. Hemen gittim işte bu elma yedim, bir şey yedim, ilaç içtim tamam mı. Ondan sonra böyle bir ayaklarımı falan yıkayım dedim. Yüzümü falan yıkayım dedim. Böyle ateşim var gibi, vücudum yanıyor gibi. Ha ne yaptım, ne ettim? Olmadı ya. Olmadı yani. En son dedim ki ya dedim çok dedim bünyede yoruldu artık dedim. Saate bir baktım arkadaşlar. Saat gece dört buçuk. E şimdi sabah uyanmışsın altı buçukta. Gece saat dört kadar ayaktasın ve çalışıyorsun ve video çekmeye çalışıyorsun. Hiç ama hiç aklıma gelmiyor. Lan salak uykum gelmiş ya. Uykum gelmiş ya. Yani uykumun gelmesini bile o kadar uykuyu aldırmıyorum ki. O kadar uykusuzluğa alışkınım ki aslında. Uykumun geldiğini anlamadığım için hasta olacağımı zannediyorum. Aslında sadece uykum varmış. Yani bir yatıp uyku çeksem düzelecek her şey. Öyle limon iç, ilaç iç. Ayaklarını yıka, yüzünü yıka, şunu yap, bunu yap. Hiçbirine gerek yokmuş aslında. Uykum varmış. Ama artık böyle uykuyu o kadar çok aramıyorum ki sadece böyle uykudan uyanacağım an uyku çok tatlı geliyor. Ama onu artık uyku edebiliyorum Hemen uyanabiliyorum tabi alışkanlık meselesi. Ama böyle geceleri falan uykuyu çok aramıyorum. Ee, kötü bir şey aslında. Yani size iyi bir şeymiş gibi anlatmıyorum ben bunu. Ama uykum varmış yani düşünsene hasta olacağımı zannediyorum. Ne kadar garip bir durum yani. Evet gençler. <laughs> evet gençler ee, şimdi dersimize tekrardan dönelim dedim ama artık böyle iyice ses mes gitmeye başladı arkadaşlar. Biraz da hapşuruk, öksürük, tıksırık falan derken artık sonraki videomuza bırakalım. 22. örnekten itibaren zaten ee, yarılamışız da yani toplam 41 tane örnek çözecektik. 21 tane çözmüşüz 20 tane kalmış o 20 tanesini de ikinci partta sevgili arkadaşlarım sizlere anlatalım. Sonraki videoda görüşürüz sizleri <laughs> tabii ki de çok seviyorum. Hoşçakalın sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.